Merhabalar, ben Lifçi Sevil. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bu videomda sizlere yine tasarımı bana ait olan bir şablon lifle geldim. Kalp arkadaşlar, kalp kalbe karşı olarak ben ismini koydum. Pembe ve gri tonlarında çalıştım arkadaşlar. Şimdi sizler de istediğiniz renklerde çalışabilirsiniz. Uzun lifimin orta kısmından başlıyorum ben her zamanki gibi. Düzgün oluyor diye. Orta kısmından başlayacağız. O yüzden gri ipimi alıyorum ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, gri ipimizi aldık elimize. Şimdi bir tane zincir çektim buraya. Bir ikinci zinciri çektim ve ilk zincirin içine bir tane fıstık yapıyorum. Üçlü fıstık yaptım, kapattım. Tepesine İkinci fıstığı yaptım. Kapattım. Toplamda 14 fıstık üst üste yapacağız arkadaşlar. 14 adet toplamda fıstık yaptım. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 13, 14. Şimdi 15. fıstığı yapıyorum arkadaşlar. Bu yan tarafa gelecek olan fıstık. Kapattım. Tepesine bir tane daha fıstık yaptım. 15. fıstığın tepesine. Kapatmadan dibine bir fıstık. Kapatmadan karşıya bir fıstık yaptım. Üçlü fıstık topluyoruz. Sıranın sonuna kadar düz devam ediyoruz ve iki sıra düz gri örüyoruz arkadaşlar. İki sıra düz 14 fıstık üzerine örelim, gelelim. Evet, iki sıra ben tamamladım. 14 fıstık üzerine çeviriyorum. 4 tane buraya tekrardan gri ile yapıyoruz. 4 fıstık. 4 fıstık gri ile yaptım. Şimdi hemen buraya açık pembe olan ipimi sabitleyeceğim. Sabitledim. Tepesine bir tane yapıyorum. Dibine, karşıya. Üçünü birlikte topladım. Kapattım. Pembe ipimi geriye attım. Gri ipimle sıranın sonuna kadar devam edeceğim arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar gri ile devam ettim. Çeviriyorum. Burada hemen size sayı vereceğim. 2, 4, 6, 8. 8 fıstık gri ipimizle buraya kadar tekrardan öreceğiz. 7 fıstık yap, 8 fıstık yaptım. Şimdi hemen pembe ipime geçiyorum. Üzeri 3 tane olacak pembe ile. Birinciyi, yaptım. Gri ipimi çektiriyorum hafif. Aradan görünmesin arkadaşlar. İkinciyi yapıyorum. Kapattım. Üçüncü. Kapattım. 3 tane pembe yaptıktan sonra pembe ipimi geriye attım. Geriye kalan 3 tane gri de yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıranın sonuna kadar 3 fıstık devam ettim. Geriye dönüyorum. Hemen bir fıstık kapatıyorum. Bura köşeye geleceği için hep bu işlemi yapıyoruz. Tepesine bir fıstık yapıyorum. Dibine bir fıstık. Karşıya bir fıstık. Üçünü birlikte topladım. Toplamda iki tane olacak bu sırada gri'miz. Başlangıçta.
kapattım. İkinciyi pembe ipime geçtim. Pembeden de üzeri 5 fıstık olacak. Yani buraya kadar 5 fıstık örelim. 5 fıstık yaptım pembeyle. Bakın böyle oldu. Pembe ipimi geriye attım. Yine beyaz, hep beyaz diyorum. Tabii ki beyaz alıştığım için. Gri ipimle sıra sonuna kadar düz devam edeceğim. Sıra sonuna kadar geldim. Hemen çeviriyorum. Ve tekrardan 5 fıstık beyaz. Buraya kadar gri, beyaz diyorum. Gri ile örelim arkadaşlar. 5 fıstık gri yapalım gelelim. Evet arkadaşlar, 3-5 tane gri yaptım ben. 5 fıstık üzeri. Hemen burada bir tane koyu pembe ipimi alıyorum. Buraya bir tane yapacağım. Koyu ve açık pembelerle çalışıyoruz. Koyu pembe ipimi buraya bağladım. Üzeri bir tane olacak pembeden. Kapattım. Bir zincirimi çektim. Koyu pembe olan ipimi geriye attım. Gri ipimi yürütüyorum. Burada açık pembe olan ipime geçtim. Açık pembe ile ise hemen sayı vereceğim size. 3, 6, 7. 7 fıstık buraya kadar açık pembe ile örelim gelelim. Evet hanımlar, bakın ben tarif ettiğim şekilde yaptım. 7 fıstık pembe ile yapınca sıra sonuna geldim ve bir tane de gri yapmam gerekiyordu burada sıranın sonunda. O bir taneyi de yaptıktan sonra çeviriyorum. Tekrar bir tane buraya fıstık kapatıyorum. Şu kameramı ayarlayayım. Tepesine yaptım, dibine, karşıya. Üçünü birlikte topladım. Burada hemen modelime bakacağım. Tekrardan pembe ipime geçiyorum. Toplamda 7 adet yine pembe ile buraya kadar örelim. Daha sonrasını göstereceğim. 7 fıstık açık pembe ile yaptım. Açık pembe ipimi geriye atıyorum. Burada koyu pembe var. Gri yürüteceğim. Koyu pembeden 2 fıstık yapacağız. Hemen birlikte yapalım. Tepesine, dibine, karşıya. Üçünü birlikte topladım. İki tane koyu pembe yaptım. İpimi geriye atıp gri ile yine 4 fıstık sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna kadar 4 fıstık yaptım gri ile. Şimdi geri döndüm ve 3 fıstık daha gri ile yapalım. 3 adet gri yaptım. Koyu pembe olan ipime geçiyorum. Toplamda buraya kadar 4 adet koyu pembe ile yapalım. Gerisini tarif edeceğim. 4 adet koyu pembe ile yaptım. Hemen burada açık pembe ipimi alıyorum. Koyu pembeyi de yürüteceğim. Çünkü yine lazım olacak. 2 adet açık pembe ile üzeri 2 adet olacak. Birinciyi yaptım, kapattım. İkinciyi kapattım. Açık pembe ipimi de yürüteceğim. Koyu pembe ipime geçtim. Koyu pembe olan ipimle de bir tane buraya fıstık yapacağım. Tepesine, dibine, karşıya. Kapattım.
Bu sırada koyu pembe ipimi geriye attım. Yine açık pembeye geçtim. İki tane daha açık pembe ipimle yapacağım. Kapattım. Açık pembeyi burada keseceğim arkadaşlar. Şimdilik bitiyor işim. Topladım. İki tane de açık pembe yaptım. Ön tarafa aldım. Sıranın sonuna iki fıstık gri yapalım arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna kadar geldim. Çeviriyorum lifimi. Tekrardan burada 3 fıstık gri yapıyoruz. Buraya kadar geliyoruz. 3 fıstık gri yaptıktan sonra burada hemen koyu pembe ipim var. Koyu pembe ipime geçiyorum ve üzeri toplamda 9 fıstık olana kadar 3, 6, 9. 9 fıstık olana kadar buraya kadar örüyorum. Koyu pembe ipimi burada geriye atıyorum ve iki tane griyi de örüp sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, tarif ettiğim şekilde yaptım. Şimdi çeviriyorum. Gri ile buraya bir fıstık köşeyi yapıyoruz arkadaşlar. Kapattım. Tepesine bir fıstık yaptım. Dibine, karşıya bir fıstık yaptım. Üçünü birlikte topladım. Bir tane yaptıktan sonra hemen modelime bakıyorum. Pembe ipime geçiyorum. Ve toplamda 11 tane buraya kadar pembe ile örüyoruz. Bir alt sırada 9'du. Buradan itibaren 11 adet pembe yapıyoruz. Buraya kadar 2 tane de griyi yapıp sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıranın sonuna kadar tarif ettiğim şekilde devam ettim. Çeviriyorum. Burada şimdi hemen modelime bakıyorum. 2 fıstık buraya kadar öreceğiz. Beraber örelim isterseniz. Bir tane fıstık köşeye kapatıyorum. Tepesine, dibine, karşıya. Üçünü birlikte topladım. Bir tane daha yapıyorum. İki tane gri yaptım yine. İki tane gri yaptıktan sonra 3, 6, 9. Buradaki pembeye geçiyorum ve 9 fıstık yapıyorum arkadaşlar. 9 fıstık yapıyorum. Daha sonrasını tarif edeceğim. 9 fıstık pembeyle yaptım. Pembe ipimi geriye atıyorum. Burada açık pembe olan ipimi tekrardan bağlayacağım. Buraya bir zincirimi de çektim. Koyu pembeyi de yürüteceğim. Hemen açık pembe ile tepesine bir, dibine bir, karşıya bir. Bir üçlü fıstık topluyorum. Açık pembe olan ipimi geriye attım. Bir tane yaptıktan sonra koyu pembeye geçiyorum. Bir tane de koyu pembeden yapacağım. Griyi yürütüyorum. Kapattım. Koyu pembe olan ipimi de geriye attım. Gri ipimle sıranın sonuna kadar geldim. Bir tane yapıyoruz yine tekrardan. Kapattım. Zaten sıranın sonuna kadar geldim. Böyle oldu bu sıra. Çeviriyorum. Hemen modelime bakacağım.
Tekrardan bir tane buraya fıstık yapıyoruz. Bu köşelerde kapatıyoruz fıstığı. Tepesine, dibine, karşıya. Bir tane fıstık kapattık gri ile. Gri ipimi bıraktım. Yine koyu pembe ipime geçiyorum. Griyi yürüteceğim. Üzeri iki tane olacak. Birinci üçlü fıstığı topladım. İkinciyi yapıyorum. İplerimi yürüteceğim. İki tane koyu pembe yaptıktan sonra koyu pembe ipimi bıraktım, yürüteceğim. Buraya bir tane açık pembe ile fıstık yapacağız. Açık pembe ipimi bir tane yaptıktan sonra koyu pembeye tekrar geçiyorum. Şöyle iplerim dolaştı yine. Her zamanki gibi. Açık pembeden sonra koyu pembe ile modelime de bakıyorum bir taraftan, yanlış göstermeyeyim. İki tane. Üzeri iki tane olacak koyu pembeden. Birinciyi yaptım. Çok kolay bir model arkadaşlar. Basit yani, öyle zorluğu yok. Ama çok şık oluyor aynı zamanda. İki tane koyu pembe yaptıktan sonra koyu pembe ipimi de yürüteceğim. Burada gri pembe iplerimi yürütüyorum. Ortaya bir tane gri yapıyorum. Ortaya bir tane gri yaptıktan sonra tekrar koyu pembe ipime geçiyorum. İki tane daha fıstık yapacağız koyu pembe ile. Üzeri iki tane olacak. Birinciyi yaptım, kapattım. İkinci. Kapattım. İplerimi şöyle çektiriyorum. Görünmesin aradan. Koyu pembe ipimi bıraktım. Araya bir tane açık pembe yapacağız. Ve açık pembe ipimizi bu sırada keseceğiz. Bir tane yapalım. Kapattım. Bir taneyi yaptıktan sonra ön tarafa aldım ipimi. Keseceğim. İki tane koyu pembe.
İki tane de koyu pembeyi yaptım. Geriye attım. İpimi, şu pembe ipimi keseceğim arkadaşlar. Onu kesip bağlayacağım. Gri ile iki tane yapacağız sıra sonuna kadar. Evet, tarif ettiğim gibi iki fıstık gri yaptım. Çeviriyorum. 3 fıstık gri yapıyoruz arkadaşlar. 3 fıstık buraya kadar yapalım. 3 tane gri yaptım. Gri ipime yürüteceğim. Bıraktım. Pembeye geçtim. Burada 3 adet de pembe yapacağız. Üzeri 3 adet olacak. Hayır, bu ipim normalde tığım takılmıyor ama kameranın karşısında takılıyor arkadaşlar. İnanın normalde takılmıyor böyle. Bu kadar mümkün değil. Ama kameranın karşısına geçince ya ipim dolaşıyor ya da tığ takılıyor. İkinciyi yaptım. Evet, 3 tane koyu pembe ile yaptım. Koyu pembe ipimi bırakıyorum. 3 3 gidiyoruz bu sırada hep. 3 tane de gri yapacağız arkadaşlar. Gri ip biraz sertmiş renginden dolayı galiba. Sert. Ben bu düğümleri kaybediyorum arkadaşlar arada. Daha sonra temizliyorum. İkinciyi yaptım. Üçüncüyü yapıyorum. Pembemizin son sırası. Modelimizin de son sırası zaten. Üçüncüyü yaptım. Pembe ipime geçtim. Tekrardan 3 tane daha pembe yapıyorum. Kapattım. İkinciyi yaptım ve üçüncüyü yapıyorum. Bu sırada hep 3 3. Şöyle bakalım. 3 tane pembeyi yaptım, geriye attım. 2 tane de gri yapıyoruz. Birinciyi yaptım. Pembe ipimi kesiyorum. Modelimiz bitti. Bakın arkadaşlar, modelimiz şöyle bitti. Şimdi ilk başta yaptığımız iki sıra gri ile yapmıştık düz. Tekrardan yine bu sıra, artık modeli bitirdiğimiz için iki sıra daha düz gri yapıyoruz arkadaşlar. Daha sonrasını size ne yapacağımızı tarif edeceğim. Evet hanımlar, ben uzun lifimi daha önceden hazırlıyorum. Orta kısmından başladığım için sizle beraber şimdi orta kısmını yaptık. Daha sonra ben devam ettim. Halkasını taktım. Kenarlarının hazırlamış oluyorum. Benim için kolay oluyor. Şimdi burada size eksiltme işlemini göstereceğim. Her iki tarafta eksiltme yapıyoruz. Burada bitirdiğimizde de eksiltme yapıyoruz. Diğer tarafını çevirip buradan ipi takıp yine eksiltme yapıyoruz. O yüzden ben ikinci kısmından gösteriyorum size. İki sıra zaten boşluk her iki tarafta da yapıyoruz. Buraya ipimi bağladım. Bir tane fıstık yaptım.
Kapatmadan karşıya bir fıstık daha yaptım. İkisini birlikte topladım. Bir zincirimi çektim. Şu fazla ipim aradan görünmesin. Evet. Her sıra başında ikili fıstık topluyoruz. Böylelikle eksiltme işlemini yapmış oluyoruz arkadaşlar. Her iki tarafında da yapacağız lifimizin. Sonra üçlü fıstıkla devam ediyorum. Sıranın sonuna kadar üçlü fıstık toplayaraktan geleceğim. Daha sonra geri çevirip lifimi tekrar sıranın başında ikili fıstık toplayacağım. Böylelikle her sırada bir tane eksiltme yapmış oluyoruz arkadaşlar. 5 fıstık kalana kadar. Bakın 3, 5, 5 fıstık kalana kadar bu işlemimizi tamamlıyoruz. Daha sonrasında halkayı takacağız arkadaşlar birlikte. Evet hanımlar, bakın ben 5 fıstık kalana kadar azaltma işlemini yaptım. 5 fıstık kaldı. Şimdi hemen buradan halkamı takacağım. Şöyle elim aldım halkayı. Buradan geçiriyorum tığımı ve halkadan da alıyorum. Sabitleştiriyorum. Halkama 1, 2, 3 sık iğne yaptım. Daha sonra lifimle birlikte halkama tekrar bir sık iğne yapıp birleştiriyorum. Bunu her videomda gösteriyorum uzun liflerde. Böyle birleştirme işlemini yapıyoruz. 2, 3 lifimden ve halkamdan aldım, birleştirdim. 3. Çok kolay böyle birleştirmesi. 1, 2, 3. Buradan aldım. Hatta burayı 4 yapayım. Büzmesin. Şimdi bütün etrafını halkanın birleştirme işlemimiz bittikten sonra bakın saracağım. Buraya kadar ipimi kıracağım. Evet taktık. Bütün etrafını dolandım. Şimdi kenar oyasını göstereceğim size. Kesede de göstermiştim. Şöyle bir tamamlayayım burayı. Söküldü. İki zincir çekiyoruz. İki fıstık arasına sık iğne ile sabitliyoruz. İki zincir çekip karşı iki fıstığın arasına 1, 2, 3, 4 bir trabzan yapıp dörtlü zincir çekip bir trabzan yapıp 4 zincir çekip sık iğne ile batıyoruz. 1, 2, 3, 4 trabzanın beline. Bir trabzan 5 trabzandan oluşuyor. Kenar oyamızın modeli. 5.'yi yapıyorum. 4 zincir çekiyorum. Sık iğne ile batıyorum. 2 zincirimi çektim. Bakın 2, 4, 5. Karşı iki boşluğa sık iğne ile battım. 2 zincirimi çektim. Tekrar karşıya trabzan yapıp aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bütün etrafını yapacağım. Halka kısmına da ben zincirle gidiyorum. Bütün modellerimde. Ama sizler kenar arası da yapabilirsiniz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Ben de tamamlayayım geleyim. Evet arkadaşlar, bakın ben bitirdim lifimi. Kenarını komple kenar arasıyla gittim. Umarım sizlerinki de çok güzel olmuştur. İstediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Green'in üzerine kırmızı da olur. Green'in üzerine sarı tonlarıyla da olur. İlla pembeyle şart değil. Ben pembeyle green'in uyumunu çok sevdiğim için öyle yaptım. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.